Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Aydın Efeler'den sektörün lider firması Akkoç Sıhhi Tesisat'tayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Gülhan Akkoç bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Gülhan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi Akkoç Sıhhi Tesisat, Aydın bölgesinde farklılık yaratmışsınız. Yapmış evet. olduğunuz çalışmalarla 2005'te kurduğunuz iş yerinizde kalitenizden ödün vermeden devam ediyorsunuz. Evet. Hizmetleri anlatacağız. Ben sizi ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtmak adına hemen sormak istiyorum. Gülhan Akkoç kimdir? 1980 Aydın Bacaköy'ü doğumluyum. 1993'te mesleğe başladım. Okulu bitirdikten sonra, ilkokulu bitirdikten evet. sonra. 2005'te de dükkanımızı, işimizi kurduk. Abimle beraber. Evet. Yani sektöre abinizin sayesinde girmiş oldunuz. Evet, abim sayesinde girmiş Burası oldum. 2005'te açıldı. 2005'te açıldı. Peki. Şimdi öncelikle biraz kadromuzdan bahsedelim. Tecrübeli bir uzman kadronuz var. Kaç kişiyiz, kaç aracımız var? Şu an için ekibimiz 6 kişi, ben dahil. 3 aracımız var. Evet. Aydın'a. Aydın, çevre illere, gerekli gördüğümüz zaman, şartlar uygun olduğu zaman çevrelilere rahatlıkla gidebiliyoruz. Evet. Yani sıkıntımız yok. Yani Türkiye'nin genelinde çalışabiliriz. Türkiye'nin neresinden talep gelirse, şartlar uyarsa ekip olarak gidip işlerinizi yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Peki biraz işleri anlatalım. Sıhhi tesisat var sizde. Sıhhi tesisat var. Yangın tesisatlarımız var. Otomatik sulama sistemlerimiz var. Otomatik sulama ne mesela? İçeriğini mesela, açalım biraz. Bahçelerde fiske sistemi dediğimiz, otomasyon dediğimiz bir sistemdir o. Yani sulama sistemi ile ilgili sistemi, değil sulama mi? Sulama sistemi kuruyoruz yani otomatik olarak. Bahçe derken peyzaj üzerine çalışanlara mı yoksa sebze meyve yetiştirenlere mi? Peyzaj üzerine çalışanlara. Evet. Sebze meyve üzerine çalışanlara da damla mahsulüdür. Onlar da yapabiliyoruz. Yapıyoruz yani. Sıkıntı gayet olmuyor. Güzel. Peki kullandığınız malzemeleri nerelerden alıyorsunuz? Nelere dikkat edersiniz? Valla bizim için önemli olan garantili olması. TSBG'nin olması. Bir de müşterinin emin kalabilecek olduğu bir malzeme kullanmamız lazım bizim. Yani birinci sınıf kaliteli malzeme tabii, kullanıyorsunuz. Tabii ki. Peki sektörde de yalnız değiliz. Meslektaşlar var. Evet. Sizi farklı kılan nedir? Bizi farklı kılan ilk etapta iş tecrübemiz. Evet. Yani bir bilgi birikim var tabii. Evet, bilgi birikimimiz var. Pratik olarak bilgi birikimimiz var bizim. Aşırı yoğunluk olarak, teorik olarak fazla bilgimiz yok okulumu okumadığımız için. Verdiğimiz sözlerin arkasında yani müşterinin memnuniyeti bizim için önde geliyor. Müşterinin memnuniyeti bizim önde. Verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmeye çalışıyoruz gücümüz yettiğince. Bir de bizim prensibimiz bir işimiz bitmeden ikinci işi başlamama gibi prensibimiz var. O da gayet güzel bir yani, şey. Yani kimsenin işini aksatmamak adına tabii, ikinci bir işi almıyorsun. Almıyorum. Ben birinin işini bitiririm. İkinci müşterimizin işini onun sonra geçiş yaparız. Evet. Peki şimdi sektörde varsınız uzun zamandır. Geldiğiniz noktadan memnun musunuz? Hedeflerinizde, planlarınızda ne var? Hedeflerimiz işimizi büyütmek. Geldiğim noktadan tabii ki ilk başladığım noktadan itibaren çok memnunum. İnşallah daha da ekibimi genişleterek evet. ve iyi bir hizmet vermek yani. Evet, amacım yani iyi bir hizmet vermek. Sektörde daha iyi hizmet vermek adına ekibinizi genişletip biraz daha istihdam sağlamak, evet. araç ekipmanınızı genişletmek. Tabii ki. Sektörde en iyi olmak. Tabii ki. Peki bu sektörde en iyi olmak tabii kolay değil. Çok zor. Yani zor bir Çok şey. Zor. Bu anlamda taahhüt işleri de yapıyor musunuz? Hedeflerinizin içerisinde bu da var mı? Var. Yapıyoruz. Şu an yeni başladık. Yani müteahhitlerle mi çalışıyoruz? Evet, müteahhitlerle çalışıyoruz. Sağaçlarla mı çalışıyoruz? Evet, peki bu süreçten biraz bahsedelim. Şimdi müteahhit geldi, size bir işin, projenin taslağını verdi. Evet. Siz bunu taahhüt olarak anahtar teslim yapıyorsunuz ama ortalama bir bina çalışması ne kadar sürüyor? 5 katlı bir binaya aşağı yukarı 3 ay gibi bir zamanda bitiririz.
3 aylık bir süreçte bitirebiliyorsunuz. Tabii. Yani ekip olarak. Ekip olarak giriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Komple kırarak zeminde tabii ki. Ve duvardaki çalışmaları tamamlayıp teslim ediyorsunuz. Tabii kendi. Ki. Peki özel işler yapıyor musunuz? Mesela işte resmi kurumlara da hizmet verebiliyor musunuz? Veriyoruz. Nerelere mesela yapabiliyorsunuz? Okullar olsun, hastaneler olsun, onları yapabiliriz rahatlıkla. Buralara da çalışmalar evet. yapabiliyorsunuz. Peki. Yani iş tecrübemiz o konuda geniş. İş tecrübeniz geniş o konuda. Peki toparlayalım. Son olarak sizi tercih eden, destekleyen, yanınızda olanlara, Aydın halkına bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözleriniz neler olacak? Vallahi müşterilerime genelde çok teşekkür ediyorum. Yani benim bu seviyeye gelmemin çok katkıları vardır. İnşallah daha iyi günlerde daha iyi hizmet vermek şansını dileyelim artık birbirimize. Evet, evet, peki. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki iş hayatınızda size, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Abiniz de yanınızda, beraber yürütüyorsunuz evet. bu çalışmaları. Aydın'a, bu güzel şehre kattığınız bu farklı ve değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. Yeni hedeflerde, projelerinizde tekrar karşılaşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün size Aydın Efeler'den, sektörün lider firması Akkoç Sıhhi Tesisat'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.